Yok artık, yazık adama ya. Bu nasıl bir evlilik ya? Kadın resmen her şeyi planlamış. Mantık evliliği olabilir mi? Ne mantığı? Ha böyle mantık mı olur? Mantık evliliğinin içinde de bir mantık vardır yani. Bu tamamen saçmalık. Yalnız ben alırım bu davayı. Hı. Öyle mi diyorsun? Nasıl olacakmış? Niye söyleyeyim sana? Aynı tarafın ayrı avukatlarıyız. Sen kendi savunmanı hazırla. Ağzından gram laf alamazsın. Bırak. Sen söylesen de ben yapmam zaten. Baya baya Doğan Yener ve Tülintan'ın karşısına avukat olarak çıkacağız. Şimdiden bir heyecan bastı beni. Kesin karnım falan da ağrır var ya. O değil de müvekkilimiz Kerem. Sorma. Oradan sağlam gol yedik. Bizimle çok uğraşır o. Bir iddiası da yok ya şimdi. Doğan Yener en iyi müvekkil ödülünü vermeyecek sonuçta ona. Bitirecek bizi. Hem kızlara karşı hem de müvekkilimize karşı sağlam bir savaş vereceğiz. İyi hazırlanmamız lazım. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Tüye versene ya. Ben bu Kerem'i nasıl sustururum? Zor. Çok zor. Yalnız kızlar harıl harıl çalışıyordur şimdi ha. Bizim müvekkilimiz haklı ama. Bence bu davada kimin haklı olduğu değil, kimin daha iyi savunma yaptığı önemli. Doğan Bey de ona dikkat edecek. Doğru. Öyle görünüyor. Ya böyle saçma sapan. Ben daha büyük bir dava dosyası verir zannetmiştim. Davanın büyüğü küçüğü olmuyor demek ki. Savunmak için elimizden ne gelirse yapacağız. Ya tamam da Bahar. Yani kadın her şeyi planlamış. Biz nasıl mahkemeden gizleyeceğiz bunu? Bana mı soruyorsun? Hayır, sana sormuyorum. Ben kendi kendime konuşmuş olmamak için senin yüzüne bakarak konuşuyorum. O zaman kendi kendine cevap ver. Tamam. Selam. Nasıl gidiyor? Vallahi yıkıcı bir savunma geliyor. İyi çalışın derim. Yani arkadaşlar ben daha yapıcı olmak isterdim aslında ama... Karşı tarafın müvekkili Kerem ya. Gözünün yaşına bakmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Sen şimdi boş ver Kerem'i de. Senin amacın bizi ezip geçmek değil mi? Yani. Yani. Pardon, patron arıyor. Evde durumlar nasıl? İyi. Neden? Yo, merak ettim sadece. Merak ettim. Yani ne var oğlum? Sevmedim adamı işte. Bir şey olmuş belli. Ya sevmedim adamın kafa yapısını sadece, o kadar. Peki onun kafası normal çalışmıyor ki. Arkadaşlar, ben çıkıyorum. Bir tane ev vardı, onu göstereceğim. Ha Ege. Vallahi ayağı nurlu geldi ha. Sana gösterdiğim ev vardı ya, ona müşteri çıkmış. Şimdi müşteriyi emlakçıdan alıp oraya götüreceğim. Çok iyi. İyi, hadi görüşürüz. Gidiyorum ben. Hadi bay bay. Banyo. Burası da mutfak. Ne diyorsun? Hayallerimin ötesinde bir ev. Aman boş ver ya. Zaten bu parayı kimse buraya tutmak istemiyor. Yani bayağıdır da boş. İttirsem açılır aslında. İyi hatırlattın. Ben bir ustayı arayayım, gelsin de şu kapıyı yapsın. Bak ne diyeceğim, bu usta nerede? Hemen çarşıda, ileride. İstiyorsan anahtarı ben bırakabilirim. Ya gerçekten yapar mısın böyle bir güzellik? Yaparım tabii, neden yapmayayım?
kaldı bizimki? Şişt, Ege. Ne oldu? Sen bir içine kaçtın. Benim çok hızlıca çalışmam lazım. Acil. Allah Allah. Ege. Rica etsem bu dosyayı adliyeye bırakır mısın? Tabii Dilin Hanım. Ama hemen gitmesi gerekiyor. Hakim Zuhal Hanım yarım saat içinde çıkacakmış. Biraz beklese olmaz. Efendim? Hemen götürürüm Dilin Hanım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yarına iyi hazırlanın. Sağ olun Doğan Bey. İnşallah. Aynı anda iki yerde olmam lazım. Kerem, ne haber, nasılsın? Seni bu işten kurtarabilirim. Nasıl olacak bu iş? Bu dosyanın hakim Zuhal Hanım'a yarım saat içinde yetiştirilmesi lazım. Tülin Hanım verdi. Ben de senin işini yapacağım. Yarına kadar bitmesi gerekiyor ama sonra mahcup etme beni. Tamam, merak etme, sabaha kadar çalışırım gerekirse. İyi, tamam. Güzel anlaşma. Hadi bakayım, göreyim seni. Taksi, taksi be. Oğlum bir tane taksi geçmez mi ya? Ege, koş oğlum, koş.